Şimdi markete gidip böyle yufka falan aldım. Eve gelince de böyle dedim kahvaltıya güzel bir sigara böreği, kalem böreği sarayım. Şimdi böreği sarmaya başladım. Sade seviyor benimkiler. Peynir ya da maydanozu vesaire olunca yemiyor. Ben de böyle beyaz peynirle lor peynirini maydanozla karıştırarak yapmayı çok seviyorum. Ama öyle yemedikleri için öyle yapmıyorum. Şimdi bir yandan da asmalı konağı açtım. Şu an birinci bölümün sonundayım. Onu izlerken beraber börek saralım. Hızlı çekim alacağım yani. Güzel bir böyle mantar falan, mutfağa bakmayın, orayı toplayacağım. Mantar yapıyorum, benim kızlar çok seviyor. Bir de yumurta haşlıyorum. Muhtemelen onlar yemeyecek yumurtayı. Çünkü böyle hava sıcakken yumurta yemiyorlar, çok ilginç. Onları da artık benimle muhabbet ederiz. Buraya ne oldu ya? Neyse öyle, hadi bakalım beraber saralım böreğimizi. Takipçilerinden küsüm. Sen de bir küsüyorsun bir barışıyorsun. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin. Ben sizle küsüm. Küsmek yok. Küsücüklerine küs ama onlara küsme. Gel bakayım. Şimdi markete geldik. Çocukları okuldan alana kadar. Bir şeyler alacağız. Cam. Ne için acaba? Şu an neredeyiz? Yağ spreyli. Ha, şu tavaların dibine krep falan yaparken. Aynen. Bu bozulur mu acaba? Kullanan var mı şunu şoktan alıp? Şey, bilemedim. Orada bırakıyorlar ya güzel. Evet ama o biraz daha böyle geldi. Kaliteli gibi duruyor. Neyse şimdi şoka geldik. Çocukları okuldan almamız 15 dakika var. Böyle vakit geçirmece desek daha doğru olur. Ya şu anda rujumu o kadar çok beğendim ki. Size bunu da gösteririm. Şimdi gidelim. Bir şeyler alalım. Ondan sonra da çocukları alıp eve geçip yemek yapacağız. Valla ben hiç kullanmadım aşk olsun. Ama o çok düşecek gibi duruyor. Dur beni. Evet, bir demedim. Gücüm yetmedi. Şimdi girelim bakalım şoka. İlk videomu da şurada çekmiştim. Bakın ilk günlük videom tam olarak burada başlamıştı. Hatta kız kardeşim çekmişti beni. Sonra da size günlük video çekmeye başlamıştım. 2 sene boyunca da her gün vlog çekmiştim hatırlarsanız. Bu aralar biraz sizi böyle gerçekten önemsemiyormuşum gibi düşünmeyin. Ameliyat sonrası süreç daha iyi oldukça mesela şimdi bugün video attım. Yine hemen çekmeye başladım. Hemen çekeceğim yani bu saatten sonra haftada 3 gün 4 gün vlog gelecek. Yalnız şu arkamdaki sabahlık mı? Bornoz mu? Onu çok beğendim. Onu alacağım sanırım. Bu biz anca patlar kanka senle beni. Benim kızlarım da çok seviyor çünkü. Neyse şöyle bakayım şoka güzel bir şeyler gelmiş mi ama. Şunu çok sevdim. Çok pofuduk ve beni sıcacık tutar. Kız bu. Ay gerçekten güzelmiş. Anam düşün maşallah dedim 5 dakika yaşadım. Sence mi? Sabahlık mı bornoz mu? Bence bu sabahlık. Aşkım, bu su emmez çünkü. Şey emmez mi? Kelimesini kullanınca aklıma abiye kuzu geliyor. Çok güzel söyledi. Emmez. Şöyle. Şoka giysene bir. Omuzları falan nasıl duruyor bakacağım. Güzel. Ben üşüdüğüm için böyle şeyler bana çok iyi geliyor. Neler gelmiş bakalım A101 diyorum şoka. 300 TL'ymiş aşkım. Valla uygunmuş. Bence uygun yani. Boşada falan da 500 kanka. Ha evet gerçi bunu. Yani evet o da doğru. Bardaklar gelmiş kızlar. Bir sürü bir şeyler var. Ha, bakın lokumluklar var minik minik. Şu battaniye. Bak yağmur aldığımız battaniyenin benzeri. Evet. Kaça almıştık biz? 250'ye almıştık Madame Coco'dan. Burada fiyatı 185 liraymış. Şu mu 185 lira yoksa başkası mı? Bence 400 evet, evet, bu. Evet. Bu 400 de bunun etiketi düşmüşse bu 600. Bu 400 peki bu çift kişilik battaniye dedi yok herhalde o zaman. Ya da şu üsttekiler mi? Anladım ben tamam. Ya Elif abla ya. Elif abla burada oturuyor da eski şeyleri, komşuları diyebilirim. Bakalım neler gelmiş. Onlar gır gır şamata sohbet yapsana bakalım orada.
Var ya bakın, Flormar'ın rujları A101'de 18 lira. Az önce çarşıda Eve'ye girmiştik, orada 46 lira. Watson's'da da 70 lira. Düşün ya da Flormar'ın mağazasında 70 lira. Yani aradaki fiyat farkını, aynı şeyleri söylüyorum bakın. Aynı ojeler, aynı seri. Ama fiyat farkı çok farklı. Ekonomi yapmak lazım. Eve gelir gelmez hemen buraları süpürmek istedim. Her gün 40 defa süpürürse inanın ki süpürülür. Bu ev işine yetişilmiyor. Şöyle şoktan eve gelir gelmez çocukları da alıp hemen böyle pilavı, yemekleri yapmaya başladım. Şimdi şehriye kavuruyorum. Şöyle altını bir kısayım tabii yağım yanmasın. Şöyle bu aldığım tencere takımını da gerçekten çok seviyorum. Şöyle çok güzel bir tavuk sote yaptım. Tavuk, kırmızı biber, yeşil biber, sarımsak, bol sarımsak böyle 5-6 diş. Büyük bir soğan, az bir şey, yarım tatlı kaşığı kadar domates salçası, yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası. İster tatlı ister acı, tamamen sizin tercihinize kalmış. Hepsi ev yapımı olacak. Üzerine de bir tatlı kaşığı sosu köri. Hani bildiğiniz köri sosu var ya, bu toz tane olan, o sıvı olandan değil. Aynı zamanda biraz karabiber, biraz pul biber, bol tuz ve üzerine çok az bir şey su. Suyunu çektikten sonra da afiyetleyin. Öncelikle tavuğu tabii ki kavuracaksınız. Onu artık hepimiz yemek yaptığımız için söylemedim. Tavuk suyunu çektikten sonra sebzeleri ekleyip salçasını ve biberlerini ekleyebilirsiniz. Burada da mercimek çorban var ama şu an sadece soğanlar görünüyor. Soğanlar bayağı büyük bıraktım, uğraşamayacağım diye. Onları da birazdan blenderdan geçireceğim. Bugünkü yemeğimiz bunlar. Evet, şu anda Elif ablayı göstermeden video çekmeye çalışacağım. Ama Elif abla görünüyor. Evet, selam ver. Kapat Anşe, seni göstermeyeceğim. Şimdi bugün aldıklarımızı da çekeceğim kızlar. Trendyol'da Havoş diye bir mağaza buldum. Ben size onun linkini bırakırım açıklamalara. Şöyle çok tatlı bir hırka aldım. Böyle fırfırlı. Giyersem bu videoda çekerim size inşallah. Ama böyle içine body falan giymeniz gerekiyor. Yani bir askılı bir şey giymeniz gerekiyor. İç gösteriyor ama Zara'nın çok 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 tatlı bir hırkası. Üstelik bakın 17 euro, hatta 95, 18 diyelim. Ben bunu var ya, acaba 18 euro ne kadar ediyor? Bence ben bunu çok uygun aldım. Çünkü o gün indirim vardı. Dünya Kız Günü'ne özel bir indirim vardı. Kız Çocukları Günü'ne özel. Bir de bunu aldım ama bu başka bir mağazadan. Bunu da böyle kalp şeklinde olduğu için şurası kalp kazak diye geçiyor. Bir de Arko ne varsa eskilerde vardır diye düşünerekten bugün böyle A101'den nemlendiricimiz bitmişti. Bir tane Arko'nun nemlendiricisini. Bunu da Elif abla çok memnunum dediği için Nivea. Nivea'nın Aqua yani Rose Gül serisinin direkt böyle nemlendiricisini aldım. Ben Neutrogena'nınkini kullanıyorum şu anda. Greyfurtlu sivilcemi azaltıyor diye ama onu da bir denerim. Şunun da bir tanesini İdil Öykü ile verileceği, bir tanesini kendime aldım. Kızlar, kız az susun, ben vlog çekiyorum burada, bak yabancı değilsiniz siz. Bir tanesini bana, bir tanesini onlara, çünkü onların da artık her gece cildini böyle tonikleyerek uyuyorum. Hani onlara diyorum ki gelin size bakım yapayım. Yüzlerini işte böyle bir pamukla falan sildikten sonra hafif, çünkü böyle ergenlik başladı gibi, sivilceler olmasın diye. Sonrasında öyle yatıyorlar. O yüzden bir tane de onları aldım. Sonra Flormar'da bu rujlar çok pahalıydı. A101 miydi, şok muydu? A101. A101'de kaç liraydı kız bunlar? 39. Ha, 49 liraydı bir tanesi. Yani ben kendime iki tane aldım da. İdil Öykü şuna el koydu. Değil mi İdil? Evet. Bu İdil Toşum'un. Mesela bu renkten onun yokmuş. Çok daha pahalı. Tanesi 100 lira, indirimli halde 80 lira. Sen yine 30 lira indirimli alıyorsun. Evet, hatta ben size bir şey göstereyim mi? Kız benim o parlatıcım nerede? Buraya, buradaydı. Ay durun, şuradaymış. Bakın şu Flormar'ın ojeleri 18 TL'ye aldık. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. 49.90. Watson's'ta gratis'te 70 lirada Flormar'ın kendi mağazasına. Bakın aradaki fiyat farkına bakar mısınız? Hepsi aynı oje. Evet, bence böyle bir şeyler alacağınız zaman mutlaka BİM'e, Şok'a, bir A101'e bakın. Sonra alın. Bir ara BİM'e de çok güzel rimeller geliyordu da bayağıdır bakmıyorum. Söyle aşkım. Gerçi o marketin adını vermeyeceğiz. Niye? Verilmez mi? Ver, ne olacak? Mesela kızlar, aslısın. Migros'ta? Bak.
ne geliyor biliyor musun? Maybelline. Ooo. Maybelline. L'Oreal. L'Oreal. Efendime söyleyeyim. Başka. Bir kere Estrada geldim gördüm. Ha, arada oralara da bakın kızlar o zaman. İnanılmaz ucu. O maskaralar var ya, ciddi söylüyorum ha bunu da bu arada. Tamam. Ben de inanıyorum sana aşkım. Şaka yapmıyorum bak. 250 liraya indirim yapıyorlar ya. Sana söyleyeyim mi kaç para onlar? Kaç? 89.90. Ana. Bak yemin ediyorum o kremler falan var ya, bir indirimli aklın tavana vurur. E o zaman, o zaman bir daha bir şey alacağın zaman önce Migros'a bakıp sonra direkt yerlerine bakacaksın. Bak söylüyorum 30 liraya aldım senin o insularını ben. Sen kaç aldın? Ama bugün indirimdeydi. %50 indirimdeydi. Ben kaç aldım? 69'a mı ne aldım diyecektim, sen söyle. 30 liraya aldım. 29.90. O zaman üzülmüyorum. Bunu da kasa arkasından aldım kızlar. Bu da boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar içinmiş Urban'ın. İlk defa deneyeceğim onu. Daha denemedim ama Elif abla bunun pembesini kullanıyormuş. Onun saçı boyalı değil ya. Bir de kendime bugün bir güzellik yapıp uzun zamandır bu hem montuna bakıyordum bu markanın, hem de dün gece çantasına, bugün de görünce vallahi dedim alacağım yani. Hani normalde eskiden böyle çantaya ayakkabıyı alıyordum her zaman kaliteli, ama çantaya böyle çok aman aman bir şey vermem, ama dolabımda herhalde bir 3-4 tane güzel çantam var. Daha fazla yoktur ama o kadar da olsun. Bir de şöyle bir tayt aldım bir tane. İki tane de şöyle kitap aldım. Bunları da A101'den kızlara. Yazar çocuk gelişimciymiş. Bir bakacağım böyle bir 15-20 sayfasına. Güzelse kızlara vereceğim, okutacağım. Baksana, bir tane kitap vardı eskiden. Yalnız benim... Olsun, yabancı değildir onlar aşkım. O kitabı bulamıyorum ama. Bak bulursan paylaşırsın, takipçilerin de çok ne? Güzel. Çocuğu kötü eğitmenin yolları diye. Gülten Dayıoğlu mu? Ne, bizim zamanımızda bir yazar vardı. İki kardeşi birbirine düşürmenin yolları. Anneye babaya asi etmenin yolları. Şey çok komik. Mesela kaşağı. Orada da bir kardeşin ne kadar kötü olduğunu mesela görüyorsun, Ömer Seyfettin'i. Ben küçükken çok etkilenmiştim. Uzun zaman kötülük yapıyordum. O bayağı şeymiş. Ömer Seyfettin yani gerçek hayatı yazmış. Yarılıyorduk gülmekten. Allah Allah. Bir şeyler görüyorum. Acaba o kitabı neden çıkarmış olabilir? Aşkım biz küçükken ders kitaplarında enteresan şeyler yazıyordu. Haberlere çıkıyordu falan da, kitapları toplatıyorlardı, bir şeyler oluyordu. Yani çocuk gelişimi mi vardı bizim zamanımızda, gözünü seveyim. Biz öyle böyle büyümüşüz ya, çok şükür. Domatesli yok, ketçaplı ekmeği ver sağ sokağa, bundan sonra öyle. Hiç öyle bakmayın. Yok ya, bizimkiler öyle büyümüyorlar çok şükür. Neyse, yaptığımız alışverişler bunlar kızlar. Bugün de böyle kışa girmeden aldım birkaç parça şeyi, sizinle paylaşmış oldum. Hem mesela Zara'nın ürününü Zara'dan daha uyguna nereden alabilirsiniz, onu da size link bırakarak vereceğim. Bak, söyle görüyorum. Annem ölürüm ben sana. Sana bir şey göstereceğim. Görüyorum. Ben cevap seni dinleyeceğim şimdi aşkım. Ben cevap veriyorum. Ya ama bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Birisi gelmiş orada saygısını, seviyesini, edebini, terbiyesini bozmuş. Hem de onu hiç ilgilendirmeyen bir konuyla alakalı. Ne verdim yemeğe yorum yapmış, ne başka bir şey. Hiç bambaşka bir şeyle alakalı yorum yapmış. Ki bizim özel hayatımıza da saygısızlık mı? Saygısızlık. Şimdi sen gidip onu orada muhatap alıp ona onun üslubuyla cevap vermiyorsun gerçi. Sen kendi üslubuna cevap veriyorsun ama değer mi? Değmez. Zamanla da yazık. Hele bu naifliğimin altında. Ama sen hiç terbiyeni bozmuyorsun ya. Ben orada hiç senin ne küfürlü bir şey yazdığını gördüm, ne ahlaksız, pislik falan öyle bir şey dediğini hiç görmedim. Sen gayet böyle gidiyorsun, okalı bir atasözü, bir deyim. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Elif abla direkt giriyor olayı lak diye. Bir bakıyorum altta 29 Elif tane yorum. Yemin ediyorum. Altta 29 kişi birbirine girmiş. Viyana kapılarına dayanmış gibiler. Aman siliyorum Elif hepsini. Kız Zeyra, ben 2 saat cevap verdim. Sen onları niye siliyorsun? Bak bazıları mesela kötü yorum gelse bile silmiyor. Sırf etkileşim olsun. Aman videom daha çok izlensin. O ona işte atsın baksın dedikodu vesaire olsun diye. Bak aşkım güzel çıkıyor mu ona? Ben mesela siliyorum. Çünkü ben yeni uyanmışım. Sonra bakarken ki annem yemiş diyorsun. Yani ben istemiyorum kanalımda öyle şeyler. İnsanlar birbirlerinin üstünü istemiyorum. Sen de yorma kendini istiyorum. 3-4 defa siliyorum. Diyorum ki Zeyra, Elif abla sileceğimi anlar, yazmaz diyorum. Yine yazıyor. O görüyorsa çok bekliyor. Görüyor da ben engellediğim için cevap veremiyor. Elif abla ya. Söyle annem. Kurban olurum. Hadi kapatıyorum. 1-2-3.
Evet. Bugün pazar ve yürüyüşe çıktık. Aa bas. Aşağıymış benimki. Ya anlamadım ben. Aşağıymış işte. Hah 48 kalori daha yeni yürümeye başlamışız. Ay benimki neydi? Yürüyeceğiz daha çarşıda yürüyeceğiz. Çok sıcak. Teleferiye bineceğiz. Teleferiye binince yürümüyor muyuz anne? Sonrasında da yürüyeceğiz. Merhaba. Ay Sevda hayatlar şey. Tam var ya böyle şey video story diyecektim Instagram'a gitti aklım. Video çekerken Zerin'le karşılaştık. Zerin de benim yani 5-6 senedir Instagram'dan yazıştığım bir takipçim. Malatya'da oturuyorlarmış Elazığlı. Depremde de işte oha. Evleri yıkılınca ne oha dedi kız. Aa nasıl sıra beri. Hayır bana. Neyse anne. Bakacağız dur. Ondan sonra işte Giresun'a taşındılar depremden sonra. Hatta bana da yazmıştı hani Giresun ordu güzel mi diye. Ben dedim güzel yani gerçekten mutlu olursun. Depremden sonra bir şans tanımıştı devlet. Uzun zaman sonra karşılaşmış olduk. Tabi diye çekmedim. Aha, yaşamak daha güzel oldu. Onu da buradan öpüyorum. Karşılaşamadığım, karşılaştığım beni seven, benim de sevdiklerimi gerçekten kucaklıyorum. İnşallah bir gün sizlerle de bir yerlerde karşılaşmak nasip olur. Çok güzel oluyor. Böyle uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi oluyor. Hani sanki sohbet etmişiz de o sohbetten devam ediyormuşuz gibi oluyor. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Bu belki benden belki sizden kaynaklı onu bilmiyorum ama güzel oluyor. Çamlık'tayız. Bugün de hafta sonu ya. Tadını çıkartmak için geldik. Elif abla Ahsen'le ve Beril'le yakan top oynuyor. Benle Hatice abla da oynadık da. Bize sorun nasıl oynadığımızı yaşlanmışız. Hadi bakalım. Bir de taktik veriyor Elif abla. O yüzden yanıyor bak. Hadi ortada ol. Hatice abla dedi ki hadi dedi kalkalım bize gelin dedi. Böyle çay türü bir şeyler yapıp akşam yemeği yiyelim. Ben de bize çağırmıştım. Ben bize çağırdım ama o da dedi ki hani bize gidelim dedi. Çünkü geçen bize gelmişlerdi. Tamam dedim. Hadi dedik gidelim dedik. Öyle kalktık. Şimdi arkadan geliyorlar. Bu arabayla gelmedim Çamlık'a. Çünkü Çamlık zaten benim evimin yanında. Sahil şurası. Yürüyerek gelmiştim. Dedim ya ben geçen çok fazla araba kullanmamaya çalışıyorum artık diye. İyiyim de ameliyattan sonra çok şükür. Allah araba park ediyor buraya. O yüzden yürüyerek eve şimdi geri döneceğiz. Ben bu tabak çanağı işte termos falan eve bırakacağım. Şu taraftan gidelim. Bu taraftan gidelim ya. Orada kaldırım yok ki. Yol sıkıntılı. Sonrasında Hatice ablaya geçeceğiz. Öyle yapacağız yani. Arabayla geçeceğiz. Çünkü oradan kalktığımızda muhtemelen saat geç olur. Ben Elif ablayı da arabayla eve bırakırım. Çünkü o biraz evi terste. Oraya böyle her saat istediğiniz gibi minibüs bulamıyorsunuz. Bir de minibüs zaten kapının önünde de bırakmıyor. Bacımı yürütmeyeyim. Kıyamam. Böyle beraber dönüm. Hem Hatice abla da buradan eve yürümemiş olur. Ben onları arabaya da götürmüş olurum. Kızlar. Sonunda videomun sonunu çekiyorum. Çok şükür. Bir de bir soru çok fazla geliyor. Onu da hemen cevaplandırayım. Hani İstanbul'a mı taşındınız, Ordu'da mı yaşıyorsunuz? Ya da Ordu'da mısınız, İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hani taşındınız mı, taşınmadınız mı? Taşınmak yok arkadaşlar. Yani ben çocuklarım liseyi bitirene kadar muhtemelen Ordu'dan taşınmam. Sonrası için garanti veremiyorum. Çünkü bazı fikirlerimiz, düşüncelerimiz var, bilemiyorum. Yine hayat ne gösterir onu da bilemezsiniz. Bir bakarsınız 5 ay sonra taşınmışız. Onu da bilemem. Hayat gerçekten çok değişik. Ama yani kesin hiçbir şey hakkında kesin konuşmam. Hayatın bana öğrettiği en önemli şeylerden birisi. Hiçbir şey için asla demeyeceksin. Kesinlikle bunu yapmam da demeyeceksin. Çünkü yapabilirsin ya olabilir. Taşınma konusu şöyle. İstanbul'da sadece yeni bir düzen kurduk. Yani bir evimiz vardı orada ve düzen kurduk. Ve orada da gidip gelip kalacağımız, gideceğimiz, yazın orada kalacağımız ya da aralıklarda işte tatillerde de hastalık, sağlık vesaire gidip kalacağımız bir evimiz oldu. Yani iki düzenimiz var artık. Hem orada bir düzenimiz var hem burada bir düzenimiz var. Şu anda yani böyle taşınma fikri falan yok. Ordu'da da bu evden başka bir eve taşınır mısınız sorusuna. Aa bakarım Ordu'nun en güzel yerinde oturuyoruz. Gerçekten öyle yani Ordu'nun en güzel sitelerinden birisinde, en güzel mevki olarak en güzel yerlerinden birinde oturuyoruz. Şu stadyum olmasa hiç düşünmezdim karşımda.
arada bir düşünmüyor değilim. Ama öyle taşınma konusu yok yani. Hani sık sık her videomu izlemeyen arkadaşlar, neredeyse her videoda, her yorumda o arkadaşlar hani cevap veriyorum, ama bu sefer demek ki bir karışıklık oldu ki İstanbul'a taşındığımı düşünen bayağı birileri var. Hani büyük bir kesim yani, az da bir sayı da değil. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Konuşamadım bir komşu geçtiği için. Yani uzun lafın kısası, taşınma olayı yok arkadaşlar. Yani şu anda yok. Ama ara ara orada, ara ara burada. Yani bir video sonra, çünkü bu ara tatilde İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da görebilirsiniz beni. Şu anda buradayız. Hani böyle gidişti gelişti. İki şehirde de düzen oldu. Yani bunu da açıklamış olayım. Şimdi sahile yürüyüşe gideceğim. Ve sonrasında çarşıdan kantaron yağı almam lazım. Yağımı da alıp geri geleceğim. Muhtemelen o sırada zaten çocuklar okuldan çıkmış olur. Şimdi nasıl kilo verdin diye çok fazla soranlar var. Yemeğe birazcık dikkat edin. Yani abur cubur çok yemeyin. Bir de aynı zamanda yürüyüş yapın. Her gün 10.000 adım mutlaka atın. Yani bence öyle tabii ki. Bana böyle faydalı. Ama yürüyüşün kimseye bir zararı yok ya. Doktorlar da söylüyor. Yürüyün, bol bol yürüyün. Egzersiz çok iyi bir şey. Dükkan nereye gitti? Egzersiz gerçekten iyi bir şey. Yani yapmak lazım. Hayatımıza katmamız gerekiyor. Ama ne oldu? Ben işte bundan bir hafta önce rahatsızlandım. Tabii vlog çekmedim. Çok kısımları siz bilmiyorsunuz. Rahatsızlandığım için de bir hafta boyunca yürümedim. Ve açıkçası canım çok fazla böyle çikolata vesaire istediği için de yedim. 2 kiloyu da geri aldım şu anda. Ne kadar sinir bozucu. Var ya, ben İstanbul'da yaşasam yemin ediyorum 50 kilo falan olurum. Çünkü İstanbul'da böyle bir yere gitmek, bir yere gelmek inanılmaz zor yani. Hani arabanla gitmiyorsan, ki arabayla da zaten park sıkıntısı olduğu için burnundan geliyor, gidesin gelmiyor. Neyse, burada da hani sürekli arabaya bindiğimiz için hiç yürümüyordum. Evde de temizlikle ne kadar yürüyüş yapacaksın yani. Zaten evimiz yalı değil sonuçta yani. Temizle, et git, bitiyor. Bir gün, haftanın bir günü, iki günü aktivite yaparsın. 4 günü temizlik yapmadığın için, yani derin temizlik yapmadığın için çok da kalori yakmazsın yani. 2 kere 2, 4. O yüzden her gün spora, yani yürüyüşe gitmek istiyorum. Mesela şimdi çarşıda işim var. Çarşı bizim eve 50 dakika falan yürürsem gidebiliyorum. Yani benim yürüme hızımla. Ben 50 dakika yürüyüp çarşıya öyle gideceğim. Hatta orada işimi halledip oturup bir kahve içip kendime gidip, bu arada kahvem de yanımda. Beraber içelim istedim. Kahvemi de içip ondan sonra öyle geri geleceğim çarşıdan. Kararım bu saat. İşte çocuklar çıkana kadar da yetişirim. Yani sonuçta 4-5 saat var daha okul saatine. Bir şey diyecektim. 2 kiloyu geri aldım. Şimdi yine alayım diye, şey vereyim diye. Çünkü o 5 günde hastaydım ve çıkıp yürümedim de. Dışarı da pek çıkmadım. 4 gün boyunca evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Hep böyle bir dinlenme modundaydım. Çünkü gerçekten demek ki ihtiyacım varmış. Velhasıl kelam, giden geri geldi. Yani 4-5 kilo vermiştim. İkisi geri geldi. Şimdi o ikisini de sil baştan vermek için de yine yürüyüş yapmaya devam edeceğim. Çok yedim ama. Yani benim gibi birisi ise bence 15 kilo falan alırdı. Ben çok yedim. Yani etrafımdaki herkes söyler. Ben çok yemek yerim. Güzel sağlam yerim. Kahvaltı öyle bir yaparım ki beni izlerken şok geçirirsiniz. Hapşıracağım. Gitti. Konuştuğum için. Velhasıl kelam. Ay. Size de çok yaşadım. Elhamdülillah. Yahamikallah. Yeti yetikumullah. Evet, çok yaşayalım hep beraber inşallah. Velhasıl kelam, o kilo da vermek için yine şimdi sabah 1 saat, akşam 1 saat yürümeye gayret edeceğim. Ama bugün yürüyüp geleceğim için zaten 1,5-2 saate yakın yürümüş olacağım. O yüzden bugün tekrar akşam yürümeyeceğim. Şimdi kahvemi içiyorum, çıkıyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.